Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Haftanın 3. işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Stüdyo Londra ile karşınızdayız efendim. Birazdan Londra'dan Muhammed Demir, Swiss Capital'dan yayınımıza katılacak ve özellikle piyasaları konuşacağız ama hem bir taraftan Hamas militanlarıyla İsrail arasındaki savaş, bir taraftan da tabii Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırma temposunu takip ediyoruz. Fiyatlamalara baktığımız zaman aslında dünden bugüne pozitif bir fiyatlama var. Ancak Borsa İstanbul tarafında bugün %1'e varan bir satış vardı. Fiyatlara baktığımız zaman Borsa İstanbul bugünü 8.330 puan seviyesinden ve %1'in üzerinde bir kayıpla kapattı. Aslında bir hikayesi yok. Genel olarak global borsaların bugün pozitif kapattığını söyleyelim. Ancak Borsa İstanbul dünkü kazanımlarını koruyamadı ve %1'in üzerinde bir satış vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail örgüt gibi davranmamalı dedi ve AK Parti grup toplantısında İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin konuştu ve İsrail'in örgüt gibi davranmaması gerektiği ve sivillere yönelik hiçbir eylemi de doğru bulmadıklarını aktardı. Putin'den de önemli bir açıklama vardı. İsrail konusunda ve Filistin devleti kurulmalı dedi. İsrail-Filistin çatışması devam ederken Rus lider Vladimir Putin Filistin'e destek verdi ve Amerika'nın bölgedeki tansiyonu yükselttiğini söyledi ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini altını çiziyor Vladimir Putin. Diğer taraftan saldırılarda maalesef 5. gün ve İsrail savaş hükümeti kurmaya hazırlanıyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı İsrail tarafında 200'ü aşmış oldu. İsrail ordusu olası bir kara operasyon için Gazze sınırına 300 bin asker dizdi ve savaş içinde muhalefetin de dahil olmuş olduğu ulusal birlik hükümetinin kurulması için de bir karar aldın efendim, paylaşalım. Getirilere baktığımız zaman tabii düşmeye devam ediyor ve Gazze saldırıları oldukça önemli, ancak piyasalarda fiyatlama olarak negatif bir yönelim olmadığında paylaşalım. Dolar Türk Lirası tarafında 27.73 ile devam ediyoruz. Borsa İstanbul tarafındaysa 8.330 puan seviyesi bugünkü kapanış seviyesi. Dolar endeksine bakalım. O tarafta özellikle hisse senetleri ve dolar endeks tarafında yatırımcıların yeni enflasyon verilerini atlatmasıyla aslında bugün odaklanmış olduk. ABD tarafında üretici fiyat endeksi beklenmedik bir şekilde artış gösterdi ve Eylül ayında %0.5 puan kadar artarken Dow Jones tarafındaysa 0.3'lük bir aslında tahmin vardı. Ekonomistlerin tahmininin üzerinde gelen bir Amerika'da enflasyon datası oldu. Diğer taraftan tabii bakıldığı zaman arz ve talep dinamikleriyle ilgili geçtiğimiz aylarda rahatlayan enflasyon tarafında bir miktar daha aslında Fed'in işinin zor olabileceği söyleniyor. Dolar endeksinde 105.68'deyiz ve Euro dolar paritesinde de 1.0596 seviyesinden devam ediyor. Fiyatlamalar birazdan tahvil ve Amerikan endekslerini vereceğiz ama Euro dolar paritesinin içerisinde Avrupa seansını da geçmekte fayda var. Lüks tabii tüketici devi Louis Vuitton tarafından önemli bir açıklama vardı ve Louis Vuitton'a baktığımız zamansa %6 puanlık bir geri çekilme yaşandı. Ancak Avrupa borsaları neredeyse bir yılın en iyi günlük performansını göstermiş oldu ve endeks dalgalı bir sabahın ardından 0.3 puan kadar artarken otomobil stoklarında özellikle %1'in üzerinde bir artış yaşanmış oldu Avrupa hisse senetleri tarafında. Dünyanın en büyük hisse lüks şirketlerinden Louis Vuitton Fransız devi büyük bir aslında yavaşlama olduğunu gösterdi stoklarında ve dolayısıyla da Louis Vuitton hisselerinde bugün gün içerisinde %6 oranında bir düşüş yaşandı ki pandemiyle birlikte Çin'e olan pazarını aslında artıran bir moda deviydi. Ancak son çeyrekte açıkladığı bilanço rakamları çok da pozitif olmadı efendim. Paylaşalım. Güney Kore hisse senetleri ise Samsung'dan gelen iyi bilançoyla birlikte toparlandı ve 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Amerikan borsalarına geçelim. O tarafta özellikle Neil Kashkari'nin önemli bir açıklaması vardı ve Kashkari yaptığı açıklamada tahvil getirilerinin faiz görünümü üzerinde etkisinin belirsiz olduğunu söylüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ve hazine tahvillerinin getirileri son artışın Fed'in normalde artırması gerekecek kadar artırmasına gerek olmadığını anlamına gelmesinin mümkün olduğunu, ancak bunu kesin olarak da bilmenin zor olduğunu söylüyor. Bir başka önemli Fed üyelerinden gelen açıklamada San Francisco Fed Başkanı Mary Daly nötr faiz oranının
enflasyonun %5'te olmayacağını paylaştı. Tabii güvercin açıklamalar özellikle Amerikan borsalarının bir dipten dönüşünü de sağlamış oldu. Ancak şu anda Dow Jones, S&P ve Nasdaq tarafında kırmızıları görüyoruz. Ancak dünkü kapanışlara baktığımız zaman yeşil bir momentum vardı. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson son dönemde uzun vadeli hazine tahvillerindeki reel getirilerdeki artışa işaret etti ve ileriye baktığımız zaman yüksek tahvil faizleri sebebiyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın da farkında olmaya devam edeceklerini aktardı. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic'ten de bir açıklama vardı. Tahvil faizlerindeki son artışın genel anlamda sıkı finansal koşulların ve Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına geldiğini söyledi. 2 yıllık tarafa baktığımız zaman 5.01'lerdeyiz. 10 yıllık cephede ise 4.61'de olduğumuzu paylaşalım. Tabii Yellen'dan bugün önemli bir açıklama vardı. Tahvil faizleri demişken Amerika'da Hazine Bakanı Janet Yellen yumuşak inişin hala en muhtemel senaryo olduğunu paylaştı. Amerika'da bugün aynı zamanda mortgage faizine baktığımız zamansa 23 yılın en yüksek seviyesi oldu. Eğer bağlantımız hazırsa birazdan Muhammed Demir'e de gideceğiz ve tahvil faizlerini tabii ki detaylı bir şekilde konuşacağız ama Amerika'da üfe rakamları benzin fiyatlarının etkisiyle beklentinin üzerinde arttı. Bugün üretici fiyatlarına baktığımız zaman aylık bazda %0.5, yıllık cephede ise %2.2'lik artışla Amerika'da üretici fiyat endeksi aslında beklentilerin üzerinde artmasıyla Fed'in de bir miktar daha faiz noktasında işinin bitmediğini gösteriyor piyasa oyuncuları nezdinde. Tabii diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'ndan da önemli bir anket geldi ve enflasyon beklentisi sınırlı bir şekilde yükseldi. Avrupa Merkez Bankası tüketici fiyatları anketine göre tüketicilerin gelecek ay 12 ay içerisinde enflasyon beklentisi %3.4'ten %3.5'e kadar yükseldi. Bugün şirketler haberine baktığımız zaman ExxonMobil tarafında önemli bir haber açıklandı ve o tarafta Pioneer Natural'ı satın almak üzere anlaştığı söyleniyor ve 59.5 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor ki bugün Exxon hisselerinde önemli bir şekilde yukarı yönde hareket vardı. Almanya merkezli ayakkabı üreticisine baktığımız zamansa o tarafta Birkenstock tarafında hissenin halka arzına şahit olduk ve hissenin halka arz fiyatının ise 46 dolar olarak belirlendiğini efendim paylaşalım. OECD baş ekonomisinden bir açıklama vardı ve o tarafta özellikle Lombardelli tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de mali disiplin yeniden tesise önemli diyor ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü baş ekonomisi Sierra Lombardelli Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede yeni ekonomi yönetiminin mali konsolidasyona yönelik attığı adımlar ekonomiyi yeniden sürdürülebilir bir hale getireceğini söylemiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enflasyon üstesinden gelecek bir programı uyguluyoruz dedi ve özellikle o tarafta enflasyonla ilgili genel görüntünün önemli olmaya devam ettiğini paylaşalım efendim. 2 yıllık tarafta 5.02'lerdeyiz ve 10 yıllık cephede ise 4.61 seviyesinde olduğumuzu paylaşalım. 30 yıllık cephede ise 4.75'lerdeyiz. Tabii tahvil faizlerin bu kadar yüksek olması, Amerika'da özellikle mortgage faizlerinin de yukarı yönde gitmesi ve özellikle konut sektöründe ciddi bir daralma ibaresinde olabileceğini gösteriyor. Ancak son dönemde istihdam datalarına baktığımız zaman tabii o tarafta 366 binlik bir rakam geldi ki son 2 aylık ortalama olan 270 binin de üzerinde bir Amerika'da istihdam piyasası vardı. Bu şunu gösteriyor tabii. Amerika'da faiz artışları henüz daha bir istihdam kaybına, iş kaybına sebep olmadı. Dolayısıyla bu yüksek faizler ekonomiyi soğutmak yerine canlı tutmaya devam ediyor ve dolayısıyla da Fed'in bir tane daha faiz artırma ihtimallerini masada tutuyor. Tabii Amerikalılar iş gücünde katılmaya devam ettiği sürece harcamalarına da devam ediyor ve bu da enflasyonun da yüksek ve katı bir seviyede kalmasına bir başka sebep ve Fed'in de bu anlamda enflasyonu düşürmek için birazcık daha iş kaybına sebep olacak şekilde, işsizliği artırabilecek şekilde faiz artırımı yapması gerekiyor. Ons altın fiyatlarına baktığımız zaman ise 1871 dolar seviyesindeyiz. İsrail'e Hamas militanları arasında yaşanan savaş sonrasında tabii ki ons altın fiyatları ve güvenli liman olan Japon yeni İsviçre frangı ve tahvil faizlerinde yukarı yönde hareketler görmüştük. O kazanımlar çok korunamadı. Petrol fiyatlarında da baktığımız zaman bugün %1'in üzerinde bir kayıp var diyelim. Hemen Muhammed Demir'e gidelim ve bu anlamda Londra'dan aslında piyasa bağlantıları ve notlarını da almış olacağız. Kendisine de soralım ve evet karşımızda. Muhammed Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir karşımızda. Piyasalar ilk başta İsrail ile Hamas mültenleri arasında yaşanan gerilimi negatif fiyatlamıştı ancak sonra pozitife döndü. Ne söylemek istersiniz? Piyasalar tabii böyle beklenmedik bir olay karşısında ciddi bir şekilde negatif fiyatladılar. Özellikle piyasalara baktığımızda hisse senedi piyasalarında negatif fiyatlandı. MTA fiyatlarında da biraz daha yukarı baskılı bir hani bu diz refleksi hareketini yaptı. Ama günün sonunda olumsuz etkilememesi gereken bir olay diye düşünüyoruz. Dolayısıyla petrol mesela aşağı yönlü olan aşağı doğru trendinin çok yönünü değiştirmeyeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan da piyasalardaki o geçici bu İsrail kaygısından dolayı satışın biraz daha geçici olacağını düşünüyoruz. Evet, şu anda petrol fiyatlarında bir yükseliş vardı ilk gün aslında değil mi? Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından %6'dan fazla bir çıkış gördük. Ancak tekrar bunun birazcık daha geri verdiğine de şahit olduk. Dün ve ondan önceki gün özellikle Finlandiya ve Estonya arasındaki doğal gaz sevkiyatının yapılmış olduğu boru hattında yüksek basınç tespit edildi ve orada petrol doğal gaz fiyatları artmıştı. Tekrar enerji sizce gündemimizde olacak mı Sayın Demir? Enerji bizim gündemimiz olmaya devam edecek. Hem enerji fiyatları hem gıda fiyatları bizim gündemimiz olmaya devam edecek maalesef diyelim. Bu gündemler ortadan kalkmadıkça enflasyon tarafında da çok ciddi bir iyileşme göremeyeceğiz. Zaten gıda fiyatlarında çok ciddi bir aşağıya hareket oldu biliyorsunuz. Bütün tahıl fiyatlarında, tarım fiyatlarında, oradaki emtialarda çok ciddi bir hareket oldu aşağı yönü. Dolayısıyla o enflasyonun aşağıya gelmesi destekleyici bir hareket. Ama bir taraftan da enerji piyasasında bu aşağıya yönlü hareketin tam tersine bir trend gözlemlemiştik. Özellikle petrol tarafında ve doğal gaz fiyatları tarafında. Muhtemelen önümüzdeki günlerde şunların savaşını vereceğiz. Yani buradan kim ne mal alınıyor? Kim bir şekilde bu fiyatların artmasından, azalmasından faydalanıyor diye düşündüğümüzde enerji fiyatlarının yukarı gitmesi OPEC Plus ülkelerinin bir de hani son dönemde Amerika'nın işine gelir diyelim. Şimdi Amerika'nın şu an en önemsediği şey enerji ya da petrol fiyatları değil, daha çok enflasyon kaygısı biliyorsunuz. Yani diğerlerinin önemsediği şey enflasyon kaygısı değil, kendi bilançolarını, kendi bütçelerini dengelemek adına bu fiyatların yukarıda olması. Bana sorarsanız eğer hani bizim yaşadığımız bu dünya, hani vardır ya komple teorileri, genellikle Batı her şeyi kontrol ediyor, Amerika her şeyi, Avrupa her şeyi kontrol ediyor diye. Eğer öyle bir durum söz konusuysa, biz bu enerji fiyatlarının her ne kadar az tarafında sıkıntıları olsa da biraz daha kendine gelmesini bekleriz. Diğer taraftan gıda fiyatlarında da zaten hali hazırda bir aşağı yönlü hareket oldu. Bu bütün Ukrayna, Rusya geriliminin ya da ne bileyim Orta Doğu geriliminin çok daha aşağı seviyelerinde. Dolayısıyla oradaki fiyatların yani şu an risk olarak gördüğümüz risk yönü olarak gördüğümüz tarafa bakarsanız yukarı yönlü risk var tahıl fiyatlarında. Enerji fiyatlarında ne tarafa doğru bir risk var diye sorarsanız şu an mesela WTI 82-83'lerden işlem görüyorsa biz biraz daha 60-65 arasında işlem görmesini bekleriz. Böyle çok temel endikatörleri göz önüne aldığımızda. Dolayısıyla enerjide aşağı yönlü bir risk var diyebiliriz. Gıda tarafında yukarı yönlü bir risk var diyebiliriz. Eğer biz bu riskler tarafında gıda aşağıda kalmazsa, enerji biraz daha aşağı inmezse o bütün hani faiz beklentilerimizi işte Avrupa arttırmaya geçecek, azaltmaya geçecek mi, Amerika arttırmaya geçecek, azaltmaya gelecek, geçecek mi diye merak ettiğimiz kısımlarda mutlaka sıkıntı çekeceğiz. Çünkü her zaman konuştuğumuz gibi bu talep bazlı bir enflasyon değil, arz bazlı bir enflasyon. Şimdi bakıldığı zaman aslında bir arz yönlü bir enflasyon. Bu da aslında merkez bankalarının için en istenmeyen enflasyon tipi. Kesine de daha önce de değinmiştik Muhammed Bey. Bugün bakıldığında Amerika'da mortgage faizleri 23 yılın en yüksek seviyesinde. Tahvil faizleri haftanın ilk işlem günü kapalıydı ancak bakıldığı zaman aslında orada bir törpülenme de var. Ancak bu kadar zirvede, bu kadar işte yüksek bir seviyedeyken aslında yukarı gitmesi de öyle hemen direkt olarak kolay değil. Bir miktar herhalde dengelenmesi ve bir kar realizasyonu da var. Ne dersiniz? O tarafta özellikle
Fed'in bir miktar kontrolünün dışında tekrar tahvil faizlerini konuşur muyuz? Bu hafta içerisinde Çin'in özellikle piyasaları desteklemek için 140 milyar dolara yakın bir tahvil ihracı da söz konusuydu. Amerika'daki tahvil faizleri ve dünyadaki tahvilleri değerlendirdiğiniz zaman yeni bir borçlanma krizine doğru gidebilir miyiz sizce? Şimdi bizim burada takip etmemiz gereken Fed'in açıklamalarından ziyade ya da Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası'nın açıklamalarından ziyade 3 temel şeye dikkat etmemiz lazım. 1. Gıda fiyatları nereye gidecek? Yukarı gitmezse sıkıntı yok. Enerji fiyatları nereye gidecek? Aşağıya inerse sıkıntı yok. 3. Bizim bu Orta Doğu gerilimi daha fazla tırmandırılacak mı? Daha fazla işte İran'a sıçrayacak mı? Suriye'ye sıçrayacak mı? Suudi Arabistan'a sıçrayacak mı? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunlarda herhangi bir düzelme olmadan Merkez Bankası, sizin de bahsettiğiniz gibi FED mortgage rate'lerinin bu kadar yukarıya gelmesinin sebebi Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bu kadar yukarıya çekmesi. Peki Merkez Bankası olarak faiz oranlarını bu kadar yukarıya çekince biz bu durumu düzeltebildik mi? Maalesef düzeltemedik. Düzelmeyecek de. Dolayısıyla ben açıklamalardan ziyade buralarda, yani jeopolitik tarafta ya da fiyatlama tarafında nasıl değişiklik olduğuna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer buralarda bir rahatlama olursa, o zaman FED dese ki ben artıracağım dese, işte ya da sabit tutacağım dese bile zaten fiyatlar aşağı geleceği için, enflasyon aşağı geleceği için ister istemez indirmek zorunda kalacaklar. Piyasayı rahatlatmak durumunda kalacaklar. Ha diyelim ki bu gıda fiyatları, enerji fiyatları aşağıya gelmedi. Üstüne üstlük jeopolitik gerilim çok daha fazla arttı. Mesela Çin'in daha çok üzerine gittik. Çin'in bu arz sıkıntısını daha fazla artırdık. O zaman enflasyon rahatlar mı? Amerikan, işte Avrupa ya da İngiliz ekonomisi rahatlar mı diye düşünürsek öyle bir durum söz konusu olmaz. Dolayısıyla bizim takip ettiğimiz haberler son dönemde daha çok fiyatlamalar. Bu fiyatlar nereden nereye geldi? İkincisi bu tarafta, bu jeopolitik tarafta gelinler devam ediyor mu? İşte ne bileyim, Çin'in üzerine sen çok para kazanıyorsun diye hala gidiyor muyuz? Ya dikkat etmemiz gereken diğer nokta ise şu. Çin bu paraları kazanıyor da gidip de ne bileyim bir Hamas'ın İsrail'e saldırdığı gibi çok beklenmedik bir olay söz konusu değil. Ya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi çok beklenmedik bir durum söz konusu değil. Çin her zaman yaptığını yapıyor. Ucuz üretip tüm dünyaya satıyor. Dolayısıyla orada bir rekabet gücü olduğu için çok daha fazla bir servet birikimine sebep oluyor. Aslında bu kapitalizmin en temel, en basit kurallarından biri. Ama biz diyoruz ki siz çok para kazandınız. Biz sizin bu kadar para kazanmanızı istemiyoruz. Biz sizin bu kadar Batı dünyası karşısında çok ciddi bir rakip olarak çıkmanızı istemiyoruz. Onun için önünüzü keseceğiz. Böyle derseniz maalesef hani kendi oyununuzun kurallarını karşı taraf için değiştirirseniz o zaman sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Evet, yani aslında birbirlerine bu anlamda ticari ve finansal olarak, değil mi, dengede ve muhtaç olan taraflar aslında bir taraftan kendi ayaklarına belki de tabiri caizse sıkmış oluyor. Şimdi bugün özellikle FED toplantı tutanaklarının, bir önceki tutanaklar açıklanacak FOMC'ye. O tarafta bir sürpriz bekliyor musunuz Muhammed Bey? Ya çok bir sürpriz beklemiyorum. Yani genelde şu an baktığımızda trend şu yönde. Bir kısmı diyecek ki ya faizleri çok artırdık diyecek. Bir kısmı da diyecek ki emin olmak için mutlaka faizleri yüksek tutalım diyecek. Dediğim gibi artık biz eskisi gibi FED üyelerinin, yani oylama yapan üyelerin açıklamalarından ziyade fiyatlamalara odaklanmaya başladık. Diyelim ki petrol şu an 80'lerden 110'lara geldi. FED istediği açıklamayı yapsın. Bu şu demektir. Enflasyon devam edecek. FED'in de enflasyonla mücadelede en iyi bildiği yöntem faiz artırmak olduğu için, kaldı ki non-farm payroll'lar, işte tarım dışı istihdam dataları çok olumlu geldi biliyorsunuz geçen hafta. İşsizlikte bir sıkıntı yok. Ekonomi tarafında bir sıkıntı yok. Enflasyon aşağıya gelmiyor diye bunları artırmaya devam edecekler. Faizleri artırmaya devam edecekler ya da aynı seviyelerde tutacaklar. Zaten 2000 yılından bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyoruz. Bunun daha üzerine biraz daha tuz biber ekersek ekonomi çok olumsuz etkilenir ve bu etkilerini de biz 6 ayla 18 ay arası bir gecikmeyle görürüz. Hali hazırda bizim gördüğümüz olumsuz tablo, bu mortgage oranları, işte yeni başlayan ev oranları, satış oranları, üretim oranları gecikmeli verirler. Yani
bizim daha önceki yaptığımız faiz artırımlarının çok ciddi yansımasını henüz görmedik bile. Ya bugünkü artırımların ya da bugünkü seviyenin etkisini hiç görmedik. Evet. Dolayısıyla devamlı gelen açıklamalara baktığınızda yumuşak bir iniş gerçekleştireceğiz. Çok ciddi bir sıkıntı olmayacak. İşsizlikte bir artış yok. Söylemleri ön plana çıkıyor. Ama yani bu böyle devam etmeyecek maalesef. Şimdi baktığınızda çok ciddi satış yemiştik zaten. Hisse senedi tarafında biliyorsunuz. %10 civarında. Üzerine bir de tuz biber olarak İsrail-Filistin kavgası dahil oldu. Dolayısıyla aslında daha da aşağıya gidebilme potansiyeli olan bir hisse senedi piyasasından bahsediyoruz. Daha aşağıya gidebilme ihtimali olan bir bono piyasasından bahsediyoruz. Çünkü getiriler evet. daha yukarıya çıkabilir. Dolayısıyla baktığımızda çok olumlu bir tablo yok önümüzde maalesef. Maalesef. Bunun tek çözümü enerji, gıda fiyatlarının aşağıya gelmesi ve Çin'le olan gerilimin ortadan kalması. Düşürülmesi çünkü olarak. Evet. Gerçekten şu an Batı'nın Çin'e dediği, evet, Batı'nın Çin'e dediği şu, biz size kapitalizmi öğrettik, nasıl ucuz üretip pahalıya satacağınızı öğrettik ama artık bunu kullanmayın şeklinde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Muhammed Demir, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü ile konuştuk efendim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.